Küresel Analize hoş geldiniz değerli izleyiciler. Her hafta Türkiye'nin, dünyanın ve Amerika'nın önemli gündem maddelerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Malumunuz efendim artık sayılı günler kaldı 2022 senesini tamamlamaya ama 2022 senesi gerçekten oldukça ilginç bir sene oldu. Aslında Şubat ayında ne kadar süreceğini tam olarak tahmin edemediğimiz bir Rusya-Ukrayna savaşıyla başladık. Biter dedik, bitmedi. Yaklaşık 2 ay sonra, 2,5 ay sonra bir senesini dolduran bir savaştan bahsediyor olacağız. Tabii ki dünya küresel anlamda ve ekonomik anlamda çok etkilendi bu savaştan. Bir yandan da pandemiden artık çıktık dedik. Bu saatten sonra pandemiyi daha kontrollü her ülke idare ediyor dedik ama Çin'de ne zaman biraz vakalar artsa Çin sıfır vaka politikası gereği bir kendini kapatma moduna geçiyor. Bu da tabii dünya ekonomisini farklı yönde etkiliyor. Biz de çok değerli hocamız Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca ile istedik ki 2023'e gittiğimiz bu kısa vadede acaba öngörüler neler ekonomisiyle ilgili olarak değerli hocamızdan bunun değerlendirmesini almaya çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Pınar Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de efendim. Girişi yaptım. Yani iki önemli başlık üzerinden dünya ekonomisini aslında inceleyelim sizinle istiyorum. Çünkü ikisi de farklı cephelerden ekonomiyi etkilemiş durumda. Arzu ederseniz önce Rusya-Ukrayna savaşı ile girelim. Şubat ayında dediğimiz gibi başladı. Halihazırda devam ediyor. Dünya bir yaptırımlar silsilesiyle Rusya'ya karşılık vermeye girişti. Ama ne kadar etkili olduk bilemiyorum. Çünkü bir taraftan da tüm dünya ekonomisi ciddi bir tahıl kriziyle karşı karşıya kaldı bu yaptırımlar sonucunda. Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomiye etkisini sizin pencerenizden dinleyebilir miyiz efendim? Şimdi Pınar'ım, tabii ben bir iktisatçı değilim. Bunu uluslararası ilişkiler çerçevesinde Lütfen, lütfen. Sadece izleyicilerim. çok önemli Evet. olan o. Yani Evet. ekonomi deyince ekonomide hani cebimize girdisi çıktısı gibi değil ama Evet, bir ekopolitik olarak yorumluyorsun, aynen evet. öyle. Aynen öyle hocam. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Küresel ekonomi bir döngü içerisinde. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Enerji fiyatları, gıda fiyatları, navlun fiyatları, ulaştırma fiyatları, işçilik, üretim düşüşü. Yani bunlar bir zincir olarak düşünün ve o zincirlerden bir ikisi koptuğu zaman bu zincirleri bir araya getirmenize imkan yok. Dünya işte öyle bir alandan geldi ki zaten biz neredeyse 90'ların sonundan beri işte ha krize girdik, ha çıktık derken 2008 yani 1997 Büyük Asya krizinden sonra 2008'de krizin ayak seslerini duyduk. Her ne kadar Türkiye o dönem yükselen bir ekonomi yapıya sahipti, üretim açısından da, ihracat açısından da. O krizi çok hissetmedik ülke olarak ama 2012'de başlayan, 2013'te de daha da ağırlaşan kriz gerçekten tüm dünya ekonomilerinde kırılmalara neden oldu. Bu yetmezmiş gibi bir de 2019 sonunda, 2020'nin başında Covid denilen bir belayla karşı karşıya kaldık. Ve bu zaten kriz içerisinde daha da artacak dediğimiz bir ekonomik yapıyı iyice kırılgan hale getirdi. Üretimler durdu Pınar Hanım. Üretimler durdu. İnsanlar çalışamadılar. Bu süreç içerisinde tamam bundan kurtulduk dediğimiz anda geçen sene Şubat şey bu sene Şubat ayında da yani zaten 2 sene Covid'in yaralarını sarar mıyız falan diye düşünürken bir anda Rusya'nın Ukrayna işgaliyle karşı karşıya. Yani zincirleri kıran o kadar çok şeyle karşı karşıyayız ki bu gerçekten ürkütücü. Niye ürkütücü? Uluslararası ilişkilerin siyasi tarihi alanında profesörüm ben ve savaşların nedenlerini anlatıyoruz. Savaşları anlatmıyoruz belki ama nedenlerini anlatıyoruz ya da savaş öncesi uluslararası durumu anlatıyoruz. Şimdi iki dünya savaşı arasındaki durumu görünce
insan bugünle kıyaslayınca Pınar Hanım çok büyük tedirginlikler duyuyor. Yani işte iki dünya savaşı arasında birinci dünya savaşının bitirilmesinin ya da bitmesinin en temel nedeni ama ikinci dünya savaşına geçişin de en temel nedenlerinden İspanyol gribiyle o dönem var. Doğru. 1920'ler. Hani Covid benzeri bir durum. İspanyol gribinden sonra iş farklı bir boyuta geliyor. İspanyol gribinden sonra insanoğlu tekrardan bir ekonomik girdi içerisinde bu işi yapıyor. Ekonomi yükseliyor gibi gözüküyor ama ekonomik sistemde farklılaşma olduğu için yeni bir kırılganlık yaratıyor. Ve 1929 büyük ekonomik bunalımıyla karşı karşıya kalıyor o dönem insanlık. Bugün baktığınız zaman Covid-19'un hemen sonunda gerçekten dünyada bir ekonomik anlamda yukarıya doğru yükselen bir trend var. Ama bu trend yeterli mi ya da bu trend acaba farklı bir ekonomik yapıyı mı isteyecek ileride, bunu bilmiyoruz. Yine baktığınız zaman o dönem özellikle işte Mussolini ile başlayıp Hitler'le devam eden otokratik liderler, faşist liderler pozisyonu ortaya çıkıyor ve o süreç içerisinde bizim bugün geldiğimiz nokta benzer otokratik bir yapıyı da ortaya koyuyor. Neden? O dönem Hitler'e olan eleştiriler içerisinde özgür dünyayla otokratik dünya arasında mücadeleden bahsederler İngilizler özellikle. Bugün Biden Rusya-Ukrayna krizinde demokratik ülkelerle otokratik ülkelerin savaşı dedi. Demek ki burada da bir benzerlik var. Yine silah ya da savunma harcamalarındaki artış inanılmaz bir boyutta. Bugün de aynısını yaşıyoruz. Savunma harcamaları özellikle bu Ukrayna-Rusya kriziyle zirve yapmış durumda. Ve dünyanın birçok yerinde insanlar belki önümüzdeki yıllar çok daha zor şartlarda yaşayacaklar. Özellikle işte Afrika gibi geri kalmış kıtalarda. Çünkü demin sizin söylediğiniz gibi bir gıda sorunu da ortaya. Yani şuraya geleceğim Pınar Hanım. Eğer küreselciler bu ekonomik döngünün işlemeyeceğini düşünmüşlerse ve bu işlemeyen döngünün bir şekilde nedeni de uluslararası sistemde arıyorlarsa, o zaman bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın gerçekten kaçınılmaz olduğunu da net olarak görüyoruz. İşte burada da temel ülkeler ortaya çıkıyor. Rusya gibi, Çin gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Herhalde bugün de onları konuşuruz. Hocam çok ilginç bir şey söylediniz. Şimdi biz zaten bundan birkaç hafta önce çok ciddi bir şekilde Ukrayna'yı nükleer silahla tehdit eden bir Rusya konuşuyorduk. Hepimizin, hatta ben arama motorlarına baktığımda herkes feveran etmişçesine bir 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye arama motorlarında arama yapıyordu. Çünkü o söylemler çok sertti. Nükleer bir silah kullanımı demek, dünya buna nasıl karşılık verecek? Bunun sonunda herhangi bir çatışmaya bizim ülkemizin de taraf olacağı bir şey olur mu diye herkes de çok ciddi bir endişe olmaya başladı. Şimdi siz de enteresan bir noktada dikkat çekiyorsunuz. Dediğiniz gibi onun birkaç ayağı var. Şimdi Amerika'nın pozisyonu burada çok önemli. İşte Rusya-Türkiye ilişkileri. Şimdi şöyle bir denklem kurarsak, bir çatı oluşturursak, Türkiye'yi içine alırsak, Türkiye burada çoğu yerde ara bulucu ve yumuşak geçiş sağlayan bir ülke oldu bütün bu savaş çerçevesinde ve gıda krizi durumunda. Nasıl bakıyorsunuz Türkiye, Rusya ve Amerika çerçevesine? Şimdi evet, şimdi Türkiye konusu belki bugüne kadar çok net olarak Batı'dan bir baskı görmedik ama işte yeni Avrupa Birliği Parlamenterler Konseyi yeni bir oluşum yapıyor ve başına da önemli bir diplomatı geçirecekler. Rusya'ya yaptırımları takip edecek bunlar ve işte son çıkan haberlerde Türkiye'ye bir baskı kurma amacı da taşıdığı söyleniyor. Şimdi ama Türkiye aktif bir tarafsızlık da izliyor. Bunu ben birazcık
İkinci Dünya Savaşı'ndaki Türk dış politikasına benzetiyorum açıkçası. Bir de tabii konjonktürden yararlanma diye bir terim vardır uluslararası ilişkilerde. Ortamdan yararlanıyor Türkiye. Bu da bir gerçek. Bir de tabii esasında baktığınız zaman Avrupa'nın Türkiye politikasının iki yüzlülüğüne de bir karşılık veriyoruz. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bizim açımızdan baktığınız zaman şu anda Rusya ile doğrudan görüşebilecek başka bir Batı ülkesi yok. Belki bunun gücünü elimizde tutuyoruz. Evet. Ama şöyle bir gerçek de var. Amerika'ya da güvenmiyoruz. Şimdi dolayısıyla Amerika'ya da güvenmeyince Türkiye oyunu doğru mecralarda oynuyor kendi adına. Çünkü sizin NATO müttefiki olarak gördüğünüz ülkeler sizin terörist gördüğünüzde ve kendilerinin de terörist nitelendirdiği gruplarla doğrudan işbirliği içindeler. Evet. Dolayısıyla hani sizin hem Rusya'yı Amerika ile hem de Amerika'yı Rusya ile dengelemekten başka bir şansınız yok. İkinci bir şey de söyleyeyim. Türkiye şundan da geri durmuyor. Putin Rusya'sının bir şekilde durdurulması gerektiğini düşünüyor. Şimdi hani diplomasi tarihinin önemli bir parçasıdır. İki Dünya Savaşı arasında dönemin İngiltere Başbakanı Chamberlain'in Hitler'e karşı uyguladığı politika, yatıştırma politikası. Şimdi o yatıştırma politikası karşı tarafın saldırganlığını azaltabilmek için küçük küçük silsilelerle tavizler vermeyi içerir. Ama örneğin o savaşı engelleyememişti o tavizler. Hitler'i çok daha güçlü kılmıştı. Putin Rusya'sı da durdurulmalıydı çünkü 2008'de aynı şekilde Gürcistan'a müdahale ettiler. 2014'te Kırım'ı ilhak ettiler ve 2022'de Ukrayna'yı baz aldılar. Şimdi bu açıdan da Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna toprağı olduğu konusunda da çok tavizsiz bir politika yürütüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri ne kadar karşılıklı güvenden uzak bir pozisyon aldıysa da Rusya-Türkiye ilişkileri bu meşhur kirpi teoremiyle açıklanabilir. İşte kirpiler donmamak için soğuk havada birbirlerine yaklaşıyorlar ve dikenleri birbirlerine batıyor. Bu sefer derileri kanıyor ve acı çekiyorlar. Ayrıldıkları zaman da donma tehlikesi geçiriyorlar. Öyle bir yerde duruyorlar ki ne dikenleri birbirine batıyor ne de donma tehlikesi. İşte Türk-Rus ilişkileri de aynen bu kirpi teoremi gibi. Yani ne dondurucu bir şekilde Pınar Hanım ne de can acıtıcı bir şekilde. Hı-hı. Hani ne Suriye'de ne Ukrayna'da Rusya'yla aynı paralelde Türkiye düşünmüyor. Aynen. Rusya'da aynı ama... Amerika'dan Rusya ile olan ilişkilerde bir fark var. Maalesef Amerikalılar bir terörist gruba müttefiklerini değiştikleri için ve kendilerini Suriye'de o terörist gruba hapsettikleri için bunlar yalnızca benim lafım değil, Aklı Selim Amerikalı akademisyenlerin ve stratejistlerin de lafıdır. Hı hı. Hapsettikleri için maalesef Türkiye ile olan güveni, karşılıklı güveni yok etmiş durumdalar. Tabii bu karşılıklı güven yıkımında Rum lobisiyle Ermeni lobisinin Amerika'da etkin bir şekilde faaliyet göstermesi, bir de hain FETÖ'cülerin bunlarla beraber işbirliği çok Türkiye-Amerika ilişkilerinde büyük yaralar açtı. Doğru, doğru söylüyorsunuz hocam. Bunu yakın zamanda zaten yaşamadık mı? Öyle bir lobi faaliyeti yürütüyorlar ki, yani biliyorsunuz işte F-35 programından çıkartıldık, savunma sanayi dediğiniz için söylüyorum ne kadar büyük para harcandığı konusunda. F-16'lar için bile ödediğimiz rakamlar olmasına rağmen hani lütfen bizi bu programdan da atmayın noktasına gelmek durumunda kaldık. Ama yanı başımızda Yunanistan'ın F-35 programına dahil edildiğini duyduk. Dolayısıyla dediğiniz gibi o kirpi teoremi aslında gerçekten çok doğru. Peki hazır bu Ukrayna-Rusya savaşından devam ediyorken şimdi 2023'e dedik ya artık birinci seneye yaklaşıyoruz. Akıbetini nasıl görüyorsunuz? Nasıl devam edecek ve bir yerde noktalanma ihtimali ne zamandır sizin cephenizden baktığınızda? Şöyle söyleyeyim, Biden'ın
NATO zirvesinde sonuç konuşmasında şöyle bir ifadede bulundu. Dedi ki Ukrayna'nın işgal edilmiş toprakları terk edilene kadar bu savaş sürecek dedi. Şimdi buradan Pınar Hanım hep beraber bir çıkarım yapalım. Yani Rusya Kırım'dan çıkar mı? Bana sorarsanız çıkmaz. Artık Donetsk'ten çıkar mı, o dört tane referandum yaptığı yerden? Bana sorarsanız çok küçük tavizler verir. Ama sonuç itibariyle eğer buralardan çıkmayacaksa Rusya, çünkü Kırım'ı birleştirdi bir de Kerç Köprüsü'yle Rusya ile yani. Evet. Çıkmayacaksa bu savaşta devam edecek anlamı taşır. Çünkü Biden diyor ki yani Rusya girdiği yerlerden çekilmediği müddetçe bu savaş sürecek diyor. Rusya çekilecek mi sorusuna ben hani biraz çalışan biri olarak Rusya'yı çekilmeyecektir. Hocam ne olacak peki? Yani bu böyle yıllarca süren bir savaş, işgal böyle devam mı edecek? Şimdi iki türlü bir nokta var Pınar Hanım. Bir kere bu savaşın en büyük kaybedeni Avrupa Birliği ve Rusya. Bunu söyleyeyim. Ya yani Ukrayna zaten kaybedeni değil. Yani Ukrayna yıkım halinde. Ama kaybedenlerin başında Rusya ve Avrupa Birliği geliyor. Şimdi neden Rusya? Şimdi hiç kimse bu yaptırımların Rusya'ya hiçbir şey yapmadığını söyleyemez. Yaptırımların süresi uzadıkça Rusya bundan büyük sıkıntı duyacak. Çünkü Çin'e de güvenmiyor. En son G7-20 zirvesinde biliyorsunuz Rusya'yı kınayan açıklamalara Çin de imza attı. Dolayısıyla Rusya bu işi sürdüremez. Çünkü ekonomisi de enerjiye bağımlı bir ekonomi. Bu enerjiyi kimlere nasıl satacak? Şimdi bir tavan fiyat uygulaması da geldi Avrupa Birliği için. Burada Türkiye baskı yiyebilir. Onu da söyleyeyim hani aç parantez. Neden? İşte sen de artık Avrupa'ya dahil olacaksın konusunda. Şimdi diğer taraftan Avrupa Birliği genel anlamda baktığınız zaman Avrupa Birliği'nin sınırlarındaki toplam ülkelerin totalinin enerji bağımlılığı %40'lara yaklaşmış durumda. Şimdi burada şöyle ülkeler var. Yani Rus enerjisine sıfır bağımlı ülkeler de var ama %100 bağımlılar da var. İşte Macaristan örneğin bu yaptırımları kabul etmiyor. Neden? %100 Rus enerjisine bağımlı. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Avrupa'nın enerji kaybına ya da Avrupa'nın enerjisini geri getirecek etken ne olacaktır? Önemli olan bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi eğer bunun yerine bir şey koyamaz ise Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, o zaman iş büyük sıkıntıya girecek. Ha, bu olayın en büyük kazananı kim derseniz bana, şu anda şimdilik siyaseten Amerika Birleşik Devletleri'dir. Neden hocam, onu da açıklar mısınız? Soğuk Savaş sonrasında Amerikalılar kendilerinin Rusya ve Çin politikalarına hiçbir zaman Avrupalıları yaklaştıramadılar. Avrupalılar her zaman kaçtı. Hatta eski Sovyet coğrafyasındaki ülkelerin NATO üyesi olması konusunda işte örnek Gürcistan ve Ukrayna, Avrupalılar hep uzak durdular. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla beraber Avrupa içerisinde büyük bir Almanya ekonomik baskısının siyasi görünümü ortaya çıktı. Şimdi Amerika'nın imdadına Putin yetişti. Avrupalılar tekrardan Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik vagonuna binmek zorunda kaldılar. Yalnızca binmek zorunda kalmadılar. Almanya'da sosyal demokratlar, sosyalistler ve yeşillerin oluşturduğu koalisyon Almanya'nın sürekli olarak reddettiği savunma sanayisini iki katına çıkarttı. Ve Amerika Birleşik Devletleri belki de ilk defa Soğuk Savaş sonrasında bir kutup liderliğini tekrardan yakalamış gözüküyor Batı ekseninde. Eğer Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasını yalnızca bunların güvenliği olarak düşünürsek çok büyük yanlışa gireriz.
Bunlar Amerika'nın çizdiği NATO sınırlarının bir parçası, kendi bloğunu yaratabilmek adına. Ama eğer Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın enerji yükünü atamaz ise ya da karşılayamaz ise, o zaman işte bu da sorgulanır hale gelecek. İki, Afganistan harekatı ya da Afganistan'ın Amerikalılar tarafından bırakılıp gidilmesi büyük başarısızlık. Şimdi eğer Rusya-Ukrayna krizinde de kriz Rusya'nın istediği gibi biter ise, o zaman ikinci bir Afganistan vakası ortaya çıkar ki bundan sonra Amerika'nın küresel algısı hiçbir zaman hegemonik olamaz. O yüzden Amerikalılar bunu sürdürmek durumundalar. Biden'ın açıklamasını bu şekilde bakmak lazım. Ama şimdi karşılarında Rusya, yani güçlü bir ülke, ve Putin var. Şimdi Afganistan'da başarısızlık, evet, yani o zaten ayrıca başlı başına konuşulması gereken bir konu aslında bakarsanız, öyle düşünüyorum. Oldukça enteresan bir süreç yaşadık oradaki Taliban'ın gelişiyle birlikte. Fakat karşısında da şimdi büyük lokma yok mu Amerika'nın? Yani hani düşündüğü, dediğiniz gibi hani belli bir çıkmaza girme ihtimali de var, karşılayamazsa diyorsunuz. Şimdi tabii, ama hani örneğin Irak'ta ikinci harekatta örneğin Almanya ve Fransa harekata girmedi. Evet. NATO'nun girmesini de engelledi. Şimdi şöyle düşünün Pınar'ın. Evet, Rusya büyük bir güç, ama olay Rusya ile ilgili değil. Amerika'nın destek verdiği ülke Ukrayna. Evet. Dolayısıyla eğer Ukrayna Amerikan politikalarının gerisinde bir pozisyon alırsa, o zaman Amerika kaybetmiş anlamı taşıyacak. Yani örneğin Ukrayna dedi ki tamam, benim bu dört bölgemi geri verin, ben referandum yapacağım, esnek bir konfederasyon kuracağım. Hani ben Rusların geri vermeyeceğini bildiğim için ya da düşündüğüm için Kırım sizde kalsın dedi. Bu Amerika için bir kaybetmedir Pınar'ın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani burada bizim konjonktür içinde bakmamız gereken şey Ukrayna'nın tutumu diyorsunuz. Rusya değil. Doğru. Evet. Oldukça enteresan. Şimdi biraz da Çin cephesine bakalım dedik. Şimdi Çin gerçekten hani artık ekonomideki gücü yadsınamaz noktada. Az önce de girişte de söylediğim gibi enteresan bir politika izliyorlar. Tüm dünyadan farklı bir şekilde pandemi sürecini çok farklı ve acımasız aslında bakarsanız yönetmiş durumdalar. Ama şimdi bir Çin-Türkiye ilişkisine de bakmak lazım. Hani yavaş gelişen bir kuşak ve yol bağımız var, ama büyüme eğiliminde de bir ilişkimiz var. Şimdi Çin-Türkiye değerlendirmesi rica edeceğim sizden. Nasıl görüyorsunuz Çin-Türkiye ilişkilerini şu anda? Önce şöyle bir şey yapayım mı? Vaktim var mı bilmiyorum ama. Buyurun buyurun, tabii ki var. Çin'de bir değişim var. Xi Jinping biliyorsunuz üçüncü kere seçildi. Ekim'in 16'sında yapılan 20. kongrede. 19. kongrede ben Pekin'deydim. Tam kongre döneminde, Pınar Hanım, 2017'de. Ve orada Xi Jinping 3 saat 5 dakika konuşmuştu. Burada da 2 saate yakın konuştu. Şimdi burada önemli bir zaferdir Xi Jinping için. Nedenini söyleyeyim. Birincisi Mao'dan sonra, ki işte geçen kongrede değiştirdiler onu, üçüncü kere seçilen ilk lider. Çünkü Çin'de anayasa iki kere seçime ceval veriyordu. Ama önemli bir şey var. Xi neredeyse aynı fikirleri taşıdığı en sadık ve en yakın isimlerini partinin politbürosuna seçtirdi. Ve farklı bakış açıları kazandıracak isimler yerine istediği politikaları daha rahat yürüteceği bir kadro ortaya koydu. Ama bu iki saate yakın konuşmayı 2017 konuşmasıyla karşılaştırırsak çok önemli veriler var. Bunlardan bir tanesi o daha önce Deng Xiaoping'den gelen bir piyasalaşma,
üretimi, ihracatı mantalitesi vardı. Şimdi daha ziyade ortak refah idealine yöneldiği ve kendi kendine yeterlik ilkesinden bahsettiğini görüyoruz Xi Jinping'in. Ama beni açıkçası uluslararası ilişkiler uzmanı olarak ilgilendiren önemli bir nokta, bu 2 saate yakın konuşmanın temelinin güvenlik olmasıdır. Bakın dikkat edin, güvenlik. Daha önceki konuşmalarda, işte açılış konuşmalarında vatan ve güvenlik kavramları bu kadar ön planda değildi. Genellikle ekonomi, refah, reform, buna benzer kavramlar vardı. Xi bu konuşmasında 89 defa güvenlik dedi Pınar'ın. 26 defa ulusal güvenlik dedi. Hani toplamı baktığınız zaman neredeyse 120'ye yakın bir güvenlik, 110'a yakın bir güvenlik, hatta 120'ye yakın bir güvenlik kelimesinin geçtiğini görüyoruz. 2017 konuşmasında 18 defa söz etmiş bundan. Enteresan. Evet, şimdi bir de tabii orada önemli bir mesaj var. Tayvan'la birleşme konusunda artık sadece barışçıl yöntemlerin masada olmadığını da ifade etti Çin. Şimdi tabii Çin büyük bir ekonomi. Çok büyük bir ekonomi. Biliyorsunuz en son yaklaşık 4 gün önce, 5 gün önce Riyad'daydı Xi Jinping ve orada 30 milyar dolarlık bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Pekala Türkiye ilişkilerine gelirsek, hani Türkiye tabii birazcık daha farklı. Türkiye-Çin ilişkileri niye açıdan farklı? Şu açıdan farklı Pınar Hanım. Türkiye-Çin ilişkilerinde benim 96'dan beri Çin çalıştığım için hani kendi bana ait bir kavram var. Kuşkucu yaklaşım. Evet. Yani iki ülke arasındaki en önemli nokta bu. Çünkü tarihten gelen zaten bir hani Türk-Çin şeyi vardır biliyorsunuz. Hani çok çok öncelere dayanan bir mücadelesi vardır. Evet. İşte Çin Seddi'nin Türk akınlarına karşı yapıldığı söylenir falan. Evet. Bir de onun üzerine özellikle 1950'den sonra Kore'de karşı karşıya gelmiş 2 tane ordudan bahsediyoruz. Türkiye'nin yerini Batı bloğu olarak seçmesi ve komünist bloktan ayrılması da ayrı bir etken ve tüm bunlar iki ülkenin bölgesel ve küresel vizyonlarında da büyük farklılıklar yaratıyor. Ama şimdi önemli unsurlar var. Bir tanesi Çin ekonomisinin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğu Evet. gerçeği. Şimdi o yüzden hani 2000 yılına kadar emin olun Pınar Hanım, Türkiye'nin dış ticaret ortakları arasında Çin'in ismi bile geçmez ama şu anda üçüncü büyük ticaret ortağımız. Ama şunu söyleyeyim, en büyük riskimiz ne? Ticaret açığımız. Ve büyük riskler veriyoruz bu konuda. Tabii bir de Uygur Türkleri sorunu var. Evet. Bu çok önemli. Yani Çin bunu iç mesele olarak görüyor ama acı bir gerçek var ki ben bunu bu şekilde nitelendiriyorum. 21. yüzyılın en büyük mezalimidir bu. Doğru, doğru hocam. Toplamak, yani o Covid-19 kapanmasında kendi halkına nelerini reva gördüğünü hep beraber gördük Çin'in. Daha yani bundan 2 hafta önce yine birazcık biliyorsunuz ortada Covid çıkmaya başladı. Kendilerince büyük rakam gördüler. Kapıları lehimliyorlardı. İnfial olduğu sokaklarda falan sonra geri adım attılar. Şimdi bu da Yani önemli. enteresan bir süreç takipleri var. Bu da önemli tabii Pınar Hanım. Çünkü o infialin olabildiğini gördü Çin halkı. Yani yönetime geri adım attırma Evet. şansına sahip olduğunu da gördü. Ki biz 1989'da Tiananmen olaylarını yaşadık. Orada biliyorsunuz 70 tane öğrenci işçi
paletlerin altında ezdiler. Evet. Bugün Batı'nın silah ambargosu da bu yüzdendir. Hani bunu yapamadılar örneğin bu sefer. Çünkü karşılarındaki halkın bir anda bir kar topu gibi büyüyerek üstlerine düşeceğinden korktular. Çok geçiyor, bir güç olduğunu anladılar evet. Artık. Ama şöyle de bir şey var tabii. Hani Çin ekonomisi evet bir dönüşümde bir şeydi ama şöyle bir kesin bir nokta var ki bugün artık bu küresel kriz, resesyona doğru giden ekonomi Çin'in de kendisi adına büyük bir vizyon ortaya koymasını etkileyecektir. Dolayısıyla hani şunu net olarak söylemek gerekir. Hani Çin'den bu dönem için 21. yüzyılın Çin yüzyılı olacağını söyleyenler olmuştu. Hı-hı. Ben de dedim ki biraz yavaş olun. Yani çünkü siz Çin'in içini çok net olarak bilmiyorsunuz. Bakın 2022 büyüme hedefini %5,5 olarak açıklamıştı ama Dünya Bankası hedefi ancak ve ancak 2,8 olarak belirledi ki son 30 yıla baktığınız zaman Çin Halk Cumhuriyeti için vahim bir durum bu. Hani düşüklük açısından. Ve şöyle bir şey düşünün Pınar Hanım. 1,5 milyar insanın işsizlik sorununu çözeceksiniz, eğitim sorununu çözeceksiniz, refah sorununu çözeceksiniz. Ve bu insanlar özellikle 90'ların başından bugüne kadar 30 yılda da refahın ne olduğunu öğrenmişler. Yaşamın değişik varyasyonlarını tatmışlar. Teknolojiyi artık içlerine sindirmişler. Bundan sonraki süreçte daha fazlasını isteyen bir Çin halkı olacak. Güvenliğe kaydırdı. Şimdi bundan sonra ülkesine karşı izleyeceği politika ne olacak? Yani çok önemli bir noktaya temas ettiniz. O rakamlar gerçekten çok enteresan. Çünkü yani hepimiz biliyoruz ki hangi milletten olursa olsun yöneticilerin konuşmalarında defaatle sarf ettikleri sözcükler karşıda halka ve hitap ettikleri topluma tohum ekmek. Yani o konuda bakın dikkatli olun önümüzdeki günler için demektir. Şimdi nasıl bir açılım bekliyor peki bu cümlelerden sonra Çinlileri? Vallahi şimdi bunu hep beraber göreceğiz Pınar Hanım. Zor bir soru bu. Hani neler bekliyor sorusu zor bir. Çünkü bu yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti'nin stratejik davranışıyla açıklanabilecek bir soru değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik politikasıyla da ilgili. Rusya-Çin ilişkilerinin ne kadar birbirine dayanışma göstereceğiyle de ilgili. Avrupa Birliği'nin değişen Çin algısının düzelip düzelmeyeceğiyle de ilgili. Bir de tabii ki Çin içerisinde o demin söylediğim insanların daha fazla refaha sahip olan insanların daha fazla demokrasiyi talep edip etmeyecekleriyle de ilgili. Ama bir gerçek var ki Çinlilerin tarih boyunca en büyük korkusu işsizlik, kıtlık, açlıktır. Hani artık bununla karşılaşma Çin için bir kabustur 21. yüzyılda. İşte o söylediği kendi kendine yetme, içeride refah, içeride güvenlik kavramları tamamen bununla ilgili kavramlardır. Çin artık doğrudan yatırım yapan bir ülke olmak istiyor ki Suudi Arabistan'la imzaladığı anlaşmalara bakarsanız özellikle Huawei'in hani resmen Suudi Arabistan'ın tüm kablo ağını düşüyor ve bağlantı şeyini yapıyor, hamlelerini yapıyor. Böyle olunca tabii dışarıdaki etki nasıl olacak? Bu yatırımların karşılığı ne olacak? Tabii bir de kuşak yol projesi var. Burada da çok büyük paralar harcıyor. Bunların geri dönüşü olacak mı? Olmazsa ne olacak? Bütün bunlar Çin adına büyük soru işaretleri. Hocam yani çok çok teşekkür ediyorum. Biz 2023'e çok az bir vakit kaldı dediğim gibi ama sayenizde Türkiye'yi ilgilendiren dünya politikası hakkında çok detaylı bilgiye sahip olmuş olduk. Bazıları komşumuz, bazısı
müttefikimiz, bazı müttefikimiz diyoruz ama ve lakin ne kadar müttefikliğimiz var, nereye kadar dengeler, nereye kadar şaşar şaşmaz, onlar da tabii çok kritik ve önemli. Arzu ederim ki 2023'e girdiğimizde daha şekillenmiş olursa eğer, yaklaşırken bir artık seneyi devriyesi savaşın, tekrar bir yeni dünya düzeni üzerine sizinle hasbihal edelim. Çok teşekkür Her ediyorum. Zaman. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Değerli izleyicilerimiz, çok kıymetli hocamızla hem Rusya'yı, hem Çin'i, hem Amerika'yı, hem de Türkiye'yi ve bu denklemlerin nasıl önümüzdeki günlerde şekilleneceğini konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.